Hello students, how are you today? Okay, I hope you are good, you are wonderful, and start lesson. Open page 70 in student's book. Yes, look at this exercise. Read the postcard and complete the calendar. This is a postcard. And this is a calendar. Read the postcard and understand it. After complete the calendar according to postcard. Understand? I hope you can understand. Evet, buradaki kartpostalı okuyoruz ve kartpostalda yazılanlara göre takvimde yapılacak etkinlikler listesini çıkarıyoruz. Start reading. Dear Teresa, I live in Vermont in United States. We have fun all year long. We go sledding in January. We play soccer in March and April. We start summer vacation in June. We go swimming every day in July and August. We start school in September. We fly kites in October. We celebrate Thanksgiving in November. It's my favorite holiday. We have a big dinner with my family. What do you do in your country? Your friend Stacy. Lütfen bu metni 3 kere okuyun ve anlamını bilmediğiniz kelimelere şöyle bir göz atın. Çoğu kelimeyi zaten öğrenmiştik. Mesela we go sledding in January. Ocak ayında ne yapıyorlarmış? Kaymaya gidiyorlarmış. Kızakla kaymaya gidiyorlarmış. Ocak ayını gördük zaten. Takvimde Ocak ayının altına go sledding yazıyoruz. Şimdi burada videoyu durduralım. Önce siz yapmaya çalışın. Sonrasında beraber cevaplarımızı kontrol edelim. Burada bir süre sizin yapmanızı bekleyeceğim. Sonrasında cevaplarımızı beraber kontrol edeceğiz. Hadi bakalım. Evet, sizler de etkinliğimizi yaptıysanız başlayalım. Metnimizi okumaya devam edelim. We play soccer in March and April. O zaman hemen March ve April'a neler yaptığımızı yazalım. Play soccer. Play soccer'ın anlamını biliyorsak bir söyleyelim bakalım. Hatırlayanlar var mı? Umarım söylemişsinizdir. Play soccer, maç yapmak, futbol oynamak anlamına geliyor. Ayrı ayrı da yazabilirsiniz. Play soccer and play soccer. Ya da şöyle birleşik de yazabilirsiniz. Hemen altını çizelim. March and April. We play soccer in March and April. We start summer vacation in June. June hangi aydı? Haziran. Ne yapıyormuş Haziran ayında? Start summer vacation. Yaz tatili başlıyor. Start summer vacation. Yes. We go swimming every day in July and August. July, Haziran, August, Ağustos. Neler yapıyormuş? Go swimming in July and August. Go swimming in July and August. Devam edelim. We start school in September. We start school in September. September Eylül ayıydı. Eylül ayında ne başlıyormuş? Okul. Start school. Okay. Go on. We fly kites in October. We fly kites in October. October, Ekim ayıydı. Ekim ayında ne yapıyorlarmış? Fly
kites. Fly kites neydi? What is the meaning of fly kites? Evet, uçurtma uçurmak, doğru bildiniz. We celebrate Thanksgiving in November. November, Kasım ayıydı. Kasım ayında ne yapıyorlarmış? Thanksgiving. Thanksgiving bizim bilmediğimiz bir bayram. Onların kendilerine özgü bir bayramı. Thanksgiving ne demek? Şükran günü demek. Oradaki insanlar şükran gününde Tanrı'nın, onlara göre Tanrı'nın verdiği bütün nimetlere teşekkür etmek niyetiyle kutladıkları bir bayram. Hani belki bizim bayramlarımıza benzetmek istersek Ramazan bayramı gibi düşünebiliriz. Nasıl o zamanlarda insanlar birbirlerine yardım ediyorlar, yiyeceklerini paylaşıyorlar, Ramazan kolileri falan. Onların da benzer etkinlikleri o dönemde, o bayramda yapılıyor. Go home please. We have a big dinner with my family. Ailemizle birlikte şükran gününde yemek yiyoruz. What do you do in your country? Siz kendi ülkenizde neler yapıyorsunuz diye sormuş ve kartpostalı burada bitirmiş. Şimdi bizden istediği ikinci etkinlik Mother's Day, Valentine's Day and Christmas kelimelerini takvime yerleştirmemiz. Yine burada bir iki dakika videoyu durdurun. Acaba biz Mother's Day'i, yani anneler gününü, Valentine's Day, sevgililer günü ve Christmas, Noel gününü hangi günler kutlanır bakalım biliyor muyuz? Videoyu durdurun, doğru cevapları yerlerine yazın, beraber kontrol edelim. Evet, yazmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Mother's Day neydi? Anneler günü. Mother's Day, anneler gününü ne zaman kutladığımızı bilmeyen var mı acaba? Yes, in May. Valentine's Day in February. Sevgililer günü Şubat ayında. And Christmas, yani onların Noel kutlaması. Noel ne demek? Belki bazı arkadaşlarımız biliyordur. Hazreti İsa'nın doğumunu kutluyorlar. Christmas, yani Hazreti İsa'nın doğduğu hafta gibi, aynı Müslümanların kutlu doğum haftasını kutlaması gibi benzetecek olursak, onlar da kendi peygamberlerinin bu şekilde doğum günlerini kutluyorlar. Evet, umarım bütün cevaplarınız doğrudur. Lütfen metni 2 ya da 3 kere okumayı ihmal etmeyin. Okurken videolarını atan bazı öğrencilerim var. Onların okuduklarını duyunca çok mutlu oluyorum. Lütfen siz de bana videolarınızı atın. Ödevlerinizi de yapın. Exercise 2. Ask and answer the question with a classmate. Bu alıştırmayı sınıfta yapmamız gerekiyordu ama okula gidemediğimiz için bu alıştırmayı size ödev veriyorum. 3 tane sorumuz var. When do you celebrate Father's Day, Easter and your birthday? Celebrate kutlamak demekti. Bu 3 tane günü hangi günlerde, hangi zamanla kutlarız? Onun cevaplarınızı vermenizi istiyorum. Bakalım bir araştırın. Father's Day hangi ayda kutlanır? Easter hangi ayda kutlanır? Your birthday zaten biliyorsunuzdur. Diğer ikisini cevaplarınızı yazarak lütfen bana resmini atın. Father's Day babalar günü, Easter Paskalya bayramı. Bizim böyle bir bayramımız yok Müslümanlar olarak ama yurt dışında bu bayramı kutluyorlar. Sizin de bildiğiniz üzere duymuşsunuzdur belki. Paskalya bayramı hangi ay kutlanır ve sizin doğum gününüz hangi ay? Bunların cevaplarını vererek lütfen bana yazın. Cevabımıza başlarken ne yapacağız? Soruyu bize soruyor. You dediği için I'la başlayacağız. Celebrate
kutlamak. Ben kutlarım. Ne zaman? On. Eğer günü yazacaksak on. Mesela May 2. Ya da sadece ayı yazacaksak celebrate in May şeklinde iki farklı cevabımızı verebiliriz. Belirli bir günse onu söylemek istiyorsak on May 2nd. Sadece ayı söylemek istiyorsak in May. Bunu da lütfen not alın, cevap verirken kullanabilirsiniz. Sorularımızı deftere yazalım. Altına cevabımızı, tekrar ikinci sorumuz, altına cevabı, üçüncü sorumuz ve altına cevabı olmak üzere defterinize yazarak resmini atın. Cevaplarınızı çok merak ediyorum. Bakalım nasıl? Open practice book, page 65. Yes, read, circle and number the pictures. There are 5 sentences about the postcard. Read the postcard again and choose the correct mounts. Exercise 1. We build a snowman in June or December. Az önce okuduğumuz kartpostala göre June'da mı kardan adam yaparız, December'da mı kardan adam yaparız? Onu seçmemizi istiyor. Birinci alıştırmayı ben yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5'i siz yapıyorsunuz. Burada videoyu durdurun lütfen. Az önce okuduğumuz kartpostala göre hangi etkinliği, hangi ay yapıyoruz? Onları seçiyoruz ve numaralandırmayı yapıp videomuza devam ediyoruz. Cevapları birlikte kontrol edelim. Şimdi videoyu durdurabiliriz. Evet, siz de cevaplarınızı işaretlediyseniz. Exercise 2. We go swimming in January or July? Yes, certainly July. Ocak ayında yüzmeye gitmeyiz, değil mi? Çok soğuk olacağı için. Exercise 3. We pick spring flowers in May or October? Yes. Mayıs ayında çiçek toplarız. Çünkü Ekim ayında çiçekler açmamış olacaktır. Exercise 4. We celebrate Thanksgiving in November. Şükran günü hangi ayda? Kasım ayında. Exercise 5. We celebrate Valentine's Day in February. Şubat'ta sevgililer gününü kutlarız. Number the picture, picture 2, picture 3, picture 4, and picture 5. Umarım siz de hepsini doğru yapmışsınızdır. Doğru yapanlara kocaman bir alkış. Bunu çok seviyordunuz sınıfta. Bir hatırlayalım dedim. Umarım siz de benim gibi bir gülümsemişsinizdir. Exercise 2. Read and complete the sentences. There are 4 days. Mother's Day, Father's Day, Christmas, New Year's Day. When do you celebrate these days? Bu özel günleri hangi aylarda kutlarız? Bakalım hatırlıyor muyuz? Az önce zaten tekrar etmiştik. Yine videoyu burada durdurun lütfen. Bakalım kimler doğru yapacak? Bir görelim. Şimdi videoyu durduralım. Evet, cevaplarımızı kontrol edelim şimdi. Bakalım kimler doğru yaptı? Umarım hepiniz doğru yapmışsınızdır. Mother's Day anneler günüydü. We celebrate in May. Father's Day peki? Father's Day. In June. Yes, it's correct.
Christmas. Christmas, Noel günü, in December. And New Year's Day, yeni yıl ne zaman kutlanır? Tabii ki Ocak'ta. New Year's Day. Cevaplarımızı bir kontrol edelim. Lütfen cümleleri birkaç kere okuyun. We celebrate Christmas in December. We celebrate Mother's Day in May. We celebrate New Year's Day in January. We celebrate Father's Day in June. Okumalarımızı lütfen ihmal etmeyelim. Bu okumalarımız çok önemli kelimelerin telaffuzu için. Okay. Şimdi geçen dersimizde ödev verdiğim sayfa 64'e bir bakalım. Yes, leaves, blue, brown, green, red flowers. 6 tane kelimemiz vardı. Spring, ilkbahar mevsimi. İlkbaharda otlar ne renk olur? Green. Doğru cevapları atanlara teşekkür ediyorum. Videoyu izlemeyenler var mıdır? İnşallah yoktur. The sky, yani gökyüzü. The sky is blue. The flowers are pink and yellow. Yes. Green, blue and flowers. Fall hangi mevsimdi? Evet, sonbahar. Sonbahar mevsiminde ne olur? Zaten poems, yani şiirden de hatırlayacağımız gibi leaves, yapraklar düşer. Leaves are falling to the ground. And brown and yellow and orange and red. Umarım sizin cevaplarınız da bu şekildedir ve doğru yapmışsınızdır. Teşekkür ediyorum ödevlerini yapıp gönderenlere. Ödevlerini hala yapıp göndermeyenler, hem bir an önce göndermelerini bekliyorum. Buradaki renklere göre de zaten aşağıyı renklendiriyorsunuz. Renkleri bildiğiniz için tekrardan boyama işlemini yapmayacağım. Yes, green is a green. Green hangi renkti? Cool. Cool color. Umarım doğru yapmışsınızdır. Ayrıca şuradaki E fazla olmuş. Onu da görmezden gelelim. Green is a cool color. Yellow. Yellow is a warm color. Sıcak renk. Gray is cool color. Purple is cool color. Orange is warm color. And brown warm color. Cevaplarımız bu şekilde. Umarım hepiniz doğru yapmışsınızdır. Ayrıca buradaki kelimeleri de doğru renklere boyamışsınız. Tekrardan ödevlerini gönderenlere teşekkür ediyorum. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.